Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda artık bizim kafeslerimiz taktık. Normalde ben kafesleri takarken videoyu çekiyordum ama kafesleri bayağı bir zor taktım arkadaşlar. Hatta biraz da yara aldım. Ellerimde falan çizikler oluştu. Bazı yerler kanadı, tırnaklarım sıkıştı falan derken mecburen videoyu durdurmak zorunda kaldım. Çünkü tek başıma bastım kafesleri arkadaşlar ve göründüğünden daha zor. Çünkü kafeslerimiz çok çok ağır. Normal kafeslerin nazaran neredeyse 5-6 katı daha ağır miktar. Ve 3 sıra halinde arkadaşlar, parça parça takmaya çalıştığımız zaman da bayağı bir uğraştı. O yüzden tek seferde takmak istedim ve arkada kablo kanalları değiştiği için kafesler duvara tam yapışmıyor. Yukarıda çengellerde biraz geride kalıyor yani. İki elinde birden basmam gerekiyor ama bayağı bir zordu. Dediğim gibi normalde 5 dakikalık bir işler 2 ile yapacakken ben bunu 15-20 dakikada falan yaptım. Bayağı bir uzun ve yorucu oldu arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın, normal beden gibi takarken videosunu çekiyordum ama hızlandırılmış bir şekilde. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben kafesleri normalde bir 4-5 gün, hatta 5 gün değil de 4 gün sonra falan ben takacaktım arkadaşlar, 3-4 gün sonra. Biraz da erkeğe çektim. Bunu erkeğe çekmemdeki sebep, hemen onu da söyleyeyim ben size. Üretim halimize genel bir dezenfektan yaptık arkadaşlar. Bir post var biliyorsunuz, dezenfektan olarak onu kullanıyoruz ve sitemizde de satıyoruz. Onu kullanacağım ama onu bugün kullanmayacağım, yarın kullanacağım. Akşamdan kafesleri takıyorum. Yarın da arkadaşlar artık öğlen gün tarzıları teslim ettikten sonra gelirim burada. Dezenfektanla kafeslerimizi, üretim halinin her yerini temizliğini yaparız arkadaşlar. Bunu da YouTube kanalımıza gene sizlerle beraber gösteririz. Sineklerini falan şu an takmama gerek yok. Sinekleri haricen farklı bir kapı içerisinde zaten ben dezenfekte ettim ve orada şu anda muhafaza ediyorum arkadaşlar. Onu şu anda çıkartmamın bir anlamı yok açıkçası. O yüzden sineksiz duracaklar. Kuşlarımızı ne zaman açacağız onu da söyleyeyim ben size. Kuşlarımız derken sadece erkekleri atacağım arkadaşlar. İçleri üretim kafeslerini şu anda atmıyorum. Sadece erkekleri atıp bekleyeceğiz. Onu da hafızına atarım büyük ihtimalle. Bugün günlerden salı, siz videoyu çarşamba günü izleyeceksiniz arkadaşlar. Kuşlar da cumartesi olmaz büyük ihtimalle. Çünkü cumartesi günü bir arkadaşım asker uygulaması var. Onun asker uygulamasını yapacağız. Pazar günü de kuşlarımızı tekleriz. Yine aynı şekilde dediğim gibi video içerisinde erkekleri teker teker kafesleri yerleştireceğiz. Birazdan zaten kafeslerimi ben göstereceğim sizlere, arka kameraya geçip hem kuşlarımızı göstereceğim hem burada kafesimizi göstereceğim. Detaylı bir şekilde bakacaksınız. Bunun boyutlarını da hatırladığım kadarıyla sizlere söyleyeceğim. Burada yine farklı başka bir üretim kafesi daha var, onu da söyleyeceğim. Genel olarak hepsinin boyutunu söyleyeceğim. İşte burada dolap kafesimiz var, DST kafes, onu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada salma kafesimiz var, onu çok net hatırlamasam da tahminen sizlere söyleyeceğim. Belki yapmak isteyenler vardı bu ölçüyü alıp da örnek olsun diye. Faydalanabilirler arkadaşlar. Dediğim gibi ben video içerisinde hepsini sizlere söyleyeceğim. Dediğim gibi yarın güzel bir dezenfektan alıp üretim halimizi dezenfekte edeceğiz arkadaşlar. Onun da videosu yarın videomuzda gelecek. Şimdi dilerseniz arka kameraya geçelim. Kafeslerimizi göstereyim. Boyutlarından bahsedelim. Kuşlarımızın ileriki günlerde ne yapacağız onlardan bahsedelim. Sıra sıra hepsini konuşalım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi arka kameramıza geçtik. Gördüğünüz üzere beyaz ışıklarımızı taktığımızı zaten ben sizlere söylemiştim. Hatta önceki videomuzda da zaten görmüşsünüzdür. Sarı gün ışığı ışıklarımız vardı. Artık beyaza geçtik arkadaşlar. Beyaz ışıklarımızı taktık. Gayet güzel gözüküyor. Zaten önceden de bu vardı arkadaşlar. Özellikle şu tepedeki ışıklar söndüğü zaman daha da güzel görüntü oluşturuyor. Onu da birazdan zaten sizlere göstereceğim. Şu ışığımızın tamiri yapılacak. Yedekte ışığımız var arkadaşlar. O patlamış. Onun tamirini yapacağız. Büyük ihtimalle yarın yaparım. Çünkü ciddi manada tek başıma yaptığım için bayağı bir yoruldum. Kafesleri tekrardan söylüyorum. Bayağı bir ağır arkadaşlar. Yani mahvediyor yani tek başına taktığınız zaman. Arkadaki kablo kanallarından dolayı çok da rahat takılmıyor. Bakın. Gördünüz mü? Demirlere kablo kanalları dayanıyor arkadaşlar. Ve ileriye gitmiyor. Şuradaki soru işaretli çengellere takıyoruz zaten biz kafeslerimizi arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorduk. Sizlere tavsiyem, duvara sabitleyecekseniz eğer bu aparatı kullanabilirsiniz. Naburcularda veya ucuzlukçularda çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Soru işaretli vida diyebilirsiniz veya soru işaretli duvar aparatı, duvar askısı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Direkt anlayıp vereceklerdir zaten. Hiçbir şey diyemezseniz deminki geriye sarın, ekranında durun, alacağınız kişiye gösterin, o zaten size direkt verir. Şimdi kafeslerimizin boyutlarına gelecek olursak ilk ondan başlayayım. Bakın ikisinin arasındaki boyut farkını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bir tanesi neredeyse iki tanesine denk diyebilirim. 1.75'ine falan tekabül ediyor. En olarak daha da geniş arkadaşlar. Şimdi bunun ben boyutundan sizlere bahsedeyim. Bakın bu 60'lık, tamam mı? 60, 40. Yukarıya da 45 olması lazım arkadaşlar. 60, 40, 45 olması lazım bu kafesimizin. Bu kafes çok çok büyük zaten. Bakın şöyle yan yana gösteriyorum. Bu kafesin şu ölçüsü arkadaşlar, şöyle gösterelim. Burası 65. Şurası 50, tamam mı?
En iyi yani derinliği. Yükseklikte 55. Çok çok büyük arkadaşlar. Yani küçük bir şey değil. 65, 55, 50. O şekilde hatırlıyorum. Büyük ihtimalle zaten böyle. Alırken bayağı bir şaşırmıştım. Bu kadar büyük kafes mi olur falan diye. Hakikaten de oluyormuş arkadaşlar. Ama kuşlar içerisinde bayağı bir rahat ediyorlar. Zaten içerisinde biz iki tane kuş atıyoruz arkadaşlar. Dişili erkekli olmak üzere. Gayet rahat bir şekilde orada hayatını idame ettirebiliyor. Yani sıkıntı yaşamıyor. Kanat çırpma alanı var. Tünekten karşıdan karşıya uçma alanı var. Ki bizim için önemli olan da zaten bu. Işıklarımızı şöyle sizlere gösterelim. LED taktik arkadaşlar. Bunun ölçüsü böyle. Hemen bu dolap kafesimize gelelim. Dolap kafesinde yine temizliği, dezenfektanı yarın yapılacak. Onun da videosunu yarın görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunların telleri takılacak. Taban zıgaraları falan takılacak ama onlar kuşlar erkekleri teklediğim zaman takılacak arkadaşlar. Şu anda takılmasının bir amacı yok. Detaylı bir şekilde zaten tekrardan silinip temizlenecek. Bunların ölçüsü. Bu BST kafesin 50'lik modeli. Bu 60'lık modeli arkadaşlar. Yani 60'lık derken neyden kastediyorum? Şu gördüğünüz ölçü 60 santim, tamam mı? Karşıdan karşıya. Bu gördüğünüz ölçü 50 santim. Yani bu 50'lik seri, bu 60'lık seri, bir de bunun 70'lik serisi var. 70'lik ben aldıktan sonra çıkmıştı. O yüzden hani 70'lik ben alırken de olsaydı alır mıydım? Almazdım açıkçası. Çünkü 60'lık da gayet ideal arkadaşlar. 70 çok çok uzun oluyor ve çok da fazla yer kaplıyor. Kuşlar için iyi mi? İyi. Ama 60 da kuşlar için zaten iyi arkadaşlar. Ve fiyat olarak bayağı bir artıyordu. Güncel fiyatlarını bilmiyorum. Bunların güncel fiyatlarıyla alakalı da yakın zamanda sizlere güzel bir video çekip paylaşmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Derinlikleri ikisininki de aynı. Yükseklikleri de aynı arkadaşlar. 40'a 50 olması lazım bunun da. Pardon, 40'a 45 olması lazım. Gayet güzel yani kuşlar için ideal bir şekilde kullanılabilecek üretim kafeslerinden bir tanesi arkadaşlar. Evde bakıyorsanız telden ziyade size önerim kesinlikle dolap kafesleri arkadaşlar. Sağ sola pislik dağıtılma sıkıntısından dolayı söylüyorum tabii ki bunu da. Salma kafesimize gelelim. Salma kafesinde de kuşların keyifleri bayağı bir yerinde. Aramıza yeni gelen arkadaşlar illaki vardır. Onlara birazdan salma kafesten görsel şölenden sunacağız arkadaşlar. Erkeklerimizi de göstereceğiz, dişlerimizi de göstereceğiz. Dediğim gibi birazdan kuşlarımızı göstereceğiz. Şimdi bu 1 metre arkadaşlar, tamam mı? Boydan boya 1 metre. 1 metre gidiyor. Şurası da 80 santim olması lazım. Derinlikte 60 santim arkadaşlar. Kuşlar için gayet ideal bir boyut. Şöyle yandan göstereyim, zaten büyüklüğünü anlarsınız. Çok büyük bir salma. Bunun daha büyükleri de var. Ama bu normal standarttan biraz daha büyük arkadaşlar. Sadece derinliği biraz daha fazla olanlar var ki olması lazım mı? Lazım. Derinlik biraz daha fazla olursa ideal arkadaşlar. Bizimkinin ölçüleri şu anda bu şekilde. Hazır alınmış bir şey değil. Bizim Hakan abimiz var. O yapmıştı. Onunla beraber yapmıştık arkadaşlar. Yani kendi yaptığımız bir şey. Hazır alınan bir şey değil. Salma kafes çok fazla soranlar var satıyor musunuz diye. Salma kafes üretip satmıyoruz arkadaşlar. Hani onunla uğraşamıyoruz maalesef. Ama gerçekten güzel oldu. Benim çok içime sinen bir kafes oldu. Kuşlarım da çok beğendiği bir kafes oldu. Hem geniş hem doğal şekilde yapmaya çalıştık biz kafesimizi. Kuşların dağıtabileceği şekilde. Hem de daha güzel görünüyor arkadaşlar. Hani diğer salmalara nazaran bir farklılık hissediliyor. Doğal görünüyor. Bakın dallar falan gözüküyor. Çok hoş. Kuşlar için dediğim gibi sosyalleşmesi açısından hepsi yan yana zaten takılıyorlar. Daha da iyi oldu. Şimdi bu neyi söyleyecektik biz? Kafeslerle alakalı başka bir şey daha söyleyecektim. Ama şu anda hatırlamıyorum. Yuvaları ne zaman takacağım onu da söyleyeyim. Yuvaları eşe atmaya bir hafta kala, 4 gün kala, 5 gün kala falan atacağım arkadaşlar. Şu anda takmamın bir anlamı yok. Havaların ısı derecesine göre zaten kuşlarımızı biz eşe atacağız. Normalde Eylül'ün başında, Ağustos'un sonunda eşe atmayı düşünüyoruz ama sıcaklık aynı bu şekilde devam ederse maalesef atamayacağız arkadaşlar. O yüzden şu anlık dediğim gibi yuvasız erkekler tek başlarına takılacaklar. Bu süreçte ne yapacağız? Erkeklerimizi kendi kafeslerine alıştıracağız. Kızıştırıcı vitaminlerini vereceğiz. Kalsiyumlarını, multivitaminlerini vereceğiz ve yeni sezonu hazırlayacağız arkadaşlar. Ve dişleri eş denemesi olarak erkeklerin yanına atacağız. Hal hareketlerine bakacağız. Önlerinde yuvalık olmadığı için daha güzel, daha görsel bir video sizlerle beraber olacak. Dediğim gibi o da ilerleyen günlerde olacak. Yani erkeklerimizi tekledikten sonra düzenli olarak bir video gelecek. Şu ışığımızı bir çekelim. Tamam mı? Şu yukarının ışıklarını bir kapatalım. Gördüğünüz üzere kafesler bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Dolap kafesini de ben sizlere göstereyim. Dolap kafesim de burada arkadaşlar. Bunun da ledlerini tamamen yeniledik. Bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Ledlerini biz kendimiz lehimledik. İçindeki ledler tamamen değişti. Tekrardan 3 çiftli beyaz horoz marka led taktık arkadaşlar. Kalkin olduğundan taktık.
Hem daha parlak olsun, daha hem de daha uzun, daha sağlıklı olsun diye. Şundaki ledlerin dışında kaplama var, armatür led diye geçiyor. Bunlar da normal klasik. Bunu kafese aldığım zaman yanında almıştım. Keşke bunları da alsaydım o zaman da. Belki bunları da ilerleyen zamanlarda alabiliriz arkadaşlar. Daha kullanışlı. Niye? Onu söyleyeyim. Hem ışığı biraz daha soğuruyor arkadaşlar, hem de kuşların gözlerini almıyor bakın. Kamera bile netliyor yani. Hesabını siz yapın. Burada da ledimiz var. Bakın bunda mesela basıyorum, üstünde var, öyle bir netleme yapmıyor. Bu direkt hayvanların gözünde bulma ihtimali daha yüksek tabii ki, ama bunda rahatsız edecek seviyede bir ışık yok. Şöyle kuşlarımızı gösterelim kısa kısa ve daha sonra videomuza veda edelim arkadaşlar. Dev üretim kafeslerimizi gördüğünüz gibi astık. Allah nasip ederse bu sezonda güzel güzel yavrularımızı alıp sizlere güzel güzel videolarımızı çekeceğiz. Burası erkek salmamız arkadaşlar. Kafası kalmamış bakın. Yeni patlayan tüyler var. Diğer erkekler illaki oynaşırken veya kur yaparken yeni patlayan tüyleri kanatabiliyorlar bu şekilde. Problem mi? Problem değil tabii ki arkadaşlar. Şöyle gelelim. Burası da dişi salmamız. Erkekleri tamamen kafese attıktan sonra dişlerimizi ikiye böleceğiz arkadaşlar. Yarısı üstte yarısı aşağıda kalacak. Hepsi bir yerde kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Ufak ufak dediğim gibi videomuza veda ediyorum. Sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.